Sen var ya, çok sinir bozucu bir şey çıktın. Ölür müyüm lan? Alfa Sarko'nun ne işi var? Lan ben Alfa Sarko'yu neden görmem? Bir de eğittiğiniz zaman. Şimdi her hayvanı eğittiğimde bilgilendirmesini yapacağım. Ya ben buraya dalacağım. Level'ım 200, fiziksel hasarım hayvan, tamam mı? Çekilin lan. Abo, Purloya varmış. Ele ondan bunlar burada. Bukta gibi kalmış. Allah seni, ben niye görmedim bunu ya? Bu beni bayıltacak burada. Beni bayıltacak. Tırnaklı da geldi. Kaç baba sen, kaç. O beyler uçmuyor değil mi? Bu uçmuyordur yani. Sakın o piteyi öldürme. Allah canımı alsın, seni var ya parçalarım. Ark Survivor'ın yeni bir bölümünden herkese merhabalar hanımlar beyler arkadaşlar, hoş geldiniz. Bölüm 3 sanırım. 2-3 tane hayvanımız var, henüz büyümediler. Ve öyle hayvanlarımız var ki dehşet saçıyor. Bir tane Dilo, bir parası var ve bir tane yavru. Ha bu karbonun meus. Abi ortalık buram buram amatörlük kokuyor. Buna binebiliyorum. Evet abi, biraz mod olayına girelim. Şimdi ben birkaç tane drop topladım. Değişik değişik şeyler çıktı. Hı. Şunu alalım. 154, 168, tamam. Şunu da alalım. Şöyle koyalım. Şunu bırak, şunu da bırak, şunu da bırak, şunu da bırak. Bırak ya. Şunu da bırak. Şimdi arkadaşlar, normalde ben burada kod yazıp da bunu oynayabilirim. Fakat tamamen eğlence amaçlı olacağından, eğlenmek için oynayacağımızdan çok şeye kaçmayacağız. Böyle ne çok hızlı oynayacağız, ne çok profesyonel oynayacağız. Kafamıza göre böyle keyif alacağımız şekilde oynayacağız. Daha bir fabrikatörümüz bile yok mesela. Oradan yola çıkabilirsiniz. Şimdi benim biraz topladığım birkaç bir şey var. Şunları şuraya atalım. Açlık sıfıraymış. Şimdi arkadaşlar, droplar çok güzel. Öncelik olarak onu söyleyeyim. Birkaç tane drop topladım. Evin önüne düşe zaten, buradaki drop yerlerini biliyorsunuz. Gidip bir tane pite yatıracağız. Şuna bakar mısın ya? Buram buram amatörlük kokuyor. Evet, uçacak hayvanımız yok maalesef. O yüzden koşarak gideceğiz. Hops, beyler ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Şimdi bu arkadaşlar Extinction Core'a özel. Tamam mı? Oğlum kim kime dalıyor orada? Orada ortalık karışmış. Oğlum benim evimin yanında. Ne yapıyorsunuz siz? Şş, bir dağılın lan. Bak Allah yarattı demem. Piteye giderken şunlardan bir tane temizlesek ya. O bana niye vuruyorsunuz oğlum? Bunlar bukta kalmış ya. Durun ben kurtarayım sizi hadi. Muhtemelen bu ağaçtan dolayı. Uf. Oğlum bana sıkma. Geri zekalı. Ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Gel ablacığım sen. Biri gitti. Bunlar burada ne yapıyorsa var. Tırnaklı şunlara bir dalsa ya. Allah yarattı demez var, hepsini mahveder ha. Ölüyor. Yellow. Travisman. Ya ben buraya dalacağım. Level'ım 200, fiziksel hasarım hayvan, tamam mı? Çekilin lan. Abo, Purloya varmış. Ele ondan bunlar burada. Bukta gibi kalmış. Allah seni, ben niye görmedim bunu ya? Bu beni bayıltacak burada. Beni bayıltacak. Tırnaklı da geldi. Kaç baba sen, kaç. Canımın içine ettiniz.
Tırnaklıdan bir kurtulalım. Hatta kaç level? 120 level. Fena değil. Tamam, sen bana, ben sana. Gel şöyle kenara. Orada benim hayvanlarım, bak, kaplumbağamla parasuarım var. Oraya gitme. Kavga çıkar. Söyleyeyim. Orada kavga çıkar abi. Yanlış anlaşılmasın. Ulan suda bayılacaksın şimdi. O olacak. Okum kaçtı? 33 tane okum var. Tamam, sıkıntı değil. Şunlardan birisi temizlenecek biraz sonra. O gelene kadar ben bunu buradan şişlerim. Bitmediniz lan. 105 de bu. Seni öldürelim. Dalar mı acaba ona? Dalmadı lan. Dalıyor mu? Abi dalıyor. Tırnaklıya dalıyor. Manyak. Öldü lan. Bu arada benim can da var ya. Uçtu ha, yanlış anlaşılmasın da. Yine kırmızı ekrana düştük. Kaçmaya başladıysan senin sonun gelmiş demektir. Çık dışarı. Kaçmaya başladıysan ve benim hayvanlarımın yanında kaçmaya başladıysan ya geri döneceksin, savaş çıkacak. Suda bayıl, ölü lan. Öl, tamam, suda bayıl, öl. Kaç tane okum var? 24 tane okum var. Bayıl. Allah seni böyle belanı vermesin. Bakalım oksijen düşüyor mu? 9896, 95. Oha oğlum, bu etçil değil lan, otçul otçul. Ot var mı? Kalbimizin atışını duyduk gene, hadi bakalım. O değil de benim zırhlarımı kırdılar. Oo, şurada da büyümüş. Ya pite teyimleyeceğiz biz, tamam mı? Pite teyimleyeceğiz. Sana bunu atarım. Kalkarsın veya kalkmasın arkadaşım. Bu tamamen senin sorunun. Zaten kalkmazsan muhtemelen ölürsün. Peki kalkar da benim eve dönerse ne yapar biliyor musun? Parası var mı öldürür. Kusura bakma kardeş. Ben o parası varı teyimledim. Sen öldür diye teyimlemedim onu. Şimdi şu teneke herifler, ulan bir Prologya girdi araya. Allah canımı alsın. Ortalık, ana eve gitmişler. Bak, karbonumu öldürdünüz. Ben başka bir yerde bir hayvan mı temledim? Yok, karbonum burada. Bu burada, bu burada. He, daha ilk girdiğimizde bir tane şey hırsız temlemişti. Agresif almıştım ya. O ölmüş. Muhtemelen. Göremedim. O olması lazım. Çünkü başka hayvan temlemedim henüz. Evet, neyse hanımlar beyler. Şimdi gidiyoruz. Işık hızında bir tane pite bulacağız. Ama şekilli olsun, şöyle rengarenk. Ondan temleyelim. Baby parası var, gördüm. Prime dodomuz da burada. Gitmiyor abi bir yere. Dönüşte piteyle gelirsek onu da belki atarız. Ne kadar? 8 dakikadır. Zaten biz bununla uğraşıyoruz. Hayvan eti yemişler ya. Dayı selamlar. Selamlar dayı. Bir beyaz drop var. Hemen alalım. Hemen. İnmemiş ki daha. Oho. Şimdi Kraken acaba yaşıyor mu? Ona bakalım mı? Tamam, Kraken'e bakalım. Kraken. Oha. Nasıl kastı? Kraken yaşıyor. Ne haber lan? Şimdi konu sen değilsin. Piti atıracağız. Canımın içine ettiler gene ya. Harbi canımın içine ettiler gene.
İşte yabancılık olunca böyle oluyor. Evet hanımlar beyler, şimdi bir adet piti yatıracağız da sen neyin kafasını yaşıyorsun, ben onu anlamış değilim. Ben bu PC'den değil de bu ekran kartını bir karıştıracağım artık ya. Ya tam batarız ya tam çıkarız. Yani yapacak bir şey yok. Şuna bakar mısın? Neyin ızdırabını çekiyorsan, neyin acısını çekiyorsun bu kadar anlamış değilim yani. Oo evet, bir adet pite var burada. Pusudaki şeyler çok güzel. Küçük küçük var. Bunlar teyimleri mi acaba ya? Sıkıntı var. Evet, bu akşam PC'ye iyice bakım yapıyoruz. Kesinlikle. Aa bak, bu da çıkmış piyasaya. Monster da burada. Havada bir tane pide var. Karşıya indi ya da inecek. İndi. Baba olayı çakar. Level önemli. Level kaç? 125. Oo, acımam. Ne bu? Prestigious. Pitera. Pitera. Ne bu? Bu cümbüş ne? Bana mı geliyor? 1K hasarım var. 200 olmuş ve 1K hasar verdim. Verdikçe veriyor, verdikçe. Alırım, hiç acımam. Karbonlar gelsin. Bu bağıran ne ya? Ya öyle bir acı bir şey var ki şu an ses. Kimden geliyor, neyden geliyor bilmiyorum ama onu bulursam öldüreceğim. Yumurtasını çaldığım karbon geliyor. Tamam. Sakin ol şampiyon. Bu sesin sahibi nerede? Allah'ını seven. Şu karşıdaki monster olabilir mi? Belki de. Kim bilir. Sen var ya, çok sinir bozucu bir şey çıktın. Ölür müyüm lan? Alfa Sarko'nun ne işi var? Lan ben Alfa Sarko'yu neden görmem? Oğlum. Ya noob gibi hareket etti. Yemin ediyorum bildiğin noobluk yani. Başka hiçbir şey değil. Neredeyim? Allah sana bela vermiş. Oğlum gidin lan. Sümsük herifler. Sarko orada. Bak hala aynı ses. Benim pite orada yatıyor. Oha! Tırstım bir an. Vallahi tırstım. Hala hasar alıyorum. Bir tane vurdu. Süreli çalıyor abi. Vuruyor vallahi. Hiç acımıyor. Bu ses gıcık bir ses ya. Çok gıcık. Şu arkadaşa bir etini verelim. Tamam. Şimdi senin için ne lazım? Eğer lazım da Sarko arkamdan geldi benim. Seni de öldürür, beni de öldürür. Gel şu Sarko'dan biz bir kurtulalım. Ondan sonra bakalım. Bir de şu sesten uzaklaşalım. Efendisinin kırbacı sırtında gibi nasıl bağırıyor ya? Gel abi şöyle. Ha, şimdi bir tane pite yeri yapalım. Ne lazım? Lif lazım. Lifimize var zaten. Sıkıntı yok. Tamam, onu da hallederiz. Öf. Git ya.
Etimi çaldı. Anam etimi çaldı. Ne yapacağım? Ya sizi teyimlemekten ben bıktım. Etimi çalan hangisi? Sen de al. Hepiniz, hepiniz öldür abi. Etimi çalan kaçtı mı ya? Ne oldu burada? Ha ne oluyor burada? Bu değil. Etimi çalan. Helal oğlum. Şaka mısın? İçine girdi. Bu eti alayım ben. Sen de yürü git lan. Şimdi şunu biz bir alalım önce de. Ondan sonra bakalım keyfimize. İlk bitimizi teyimledik. Rengi fena değil. Soru 1. Bu saddle bunda işe yarar mı? Deneyip göreceğiz. Oo, hayırlı olsun şimdi. Şuna bir tane vursak ölmez değil mi? Tamam, sen git onun peşine. Git takıl kafana göre. Bu pitenin ağırlık 600 fena değil. Fiziksel hasar hız 135, 137, 2-2 alıyor. Can 3500, 3700, 3900, 200 alıyor. Enerji 100 alıyor. 3K, 3200 falan ideal bir şey. Stat. Oksijen vermeyin pitelere. Ağırlık gayet iyi. Fiziksel hasar 5-5. Aynen 5-5 falan artıyor. Şimdi şeyi açmadık. Neden DPS'i açmadık biz ya? Neden açmadık? Onu merak ettim ben şimdi. DPS'i açacaktık aslında. Unuttum. Böylelikle ilk uçan hayvanımızı teyimlemiş olduk. Rengi de bayağı hoş. Bence. Ya bu ses ne abi? Allah'ını seveyim. Bu ses nereden geliyor ya? Bilmiyorum ama çok gıcık da bir ses. Şimdi bu yavrunun işi tamam. Pite eğittiğiniz zaman şimdi her hayvanı eğittiğimde bilgilendirmesini yapacağım. İlk hayvanımız ne derler buna? Pteranodon mu? Pteranodon mu? O, pite diyoruz. Kısaca ağzıyoruz. Level kasma işlemini fazla kasmadan, vahşi hayvanlarla uğraşmadan ağaçlara vurarak level'ını arttırabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, level kasarken bir kişi değil de kalabalık oynuyorsanız kalabalık şekilde aynı hedefe saldırın. Mesela etçil adasında hayvan keserken dişi ve erkek yan yana olduğunda hasar biraz daha artıyor. Korunma, savunma da halde artıyor. Normalde 500 yiyorsan, misal veriyorum, İki eş olduğu zaman 300 yiyorsun, 400 yiyorsun hasar olarak savunmada. O yüzden eşli olması daha makul. Bilmeniz gerekenler, diğer statlar enerji, can vesaire, bunlar tamamen kullanıcıya özel bir şey. Yani ben bunlarda size şöyle şöyle yapın diyemem. O size kalmış bir şey. Benim kendi statlarım var. Tabi onu burada kullanmayacağım. Burada sadece lokal ayarlarda normalde hız vereceğiz. Biraz da kendimizi korumak için ne derler, savunma vereceğiz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Evet, pitemizi yatırdık arkadaşlar. 18 dakika. Normalde daha kısa sürecekti. Alfa Sarko'nun gazabına uğradık. Ben onun alfa olduğunu görmedim. Cidden onu dikkat etmedim. Dikkat etseydim aslında iyi olurdu. Her hayvanın alfası var. Bakın burada aşağıda ya maymunun alfası var, tikenli ejderin alfası var veya tini veya başka bir moddan kaynaklı herhangi bir şey. Şu an bizim tamamen bölümümüzle alakalı olan konu piteydi ve pitenin teyimini yaptık. Ama kısaca işte piteden özellikleri, statları olarak bazen arkadaşlar Steam üzerinden falan ısrarla yazıyor ama
Abicim, pite kullanma olayı tamamen kullanıcıda. Neyin üzerine nasıl kullanacağın önemli. Pite vardır, adamı karşı pitenin üzerindeyken öldürür. Pite vardır. Çok seri şekilde hareket edersin. Adam seni hiç fark etmeden bile alıp atarsın yani. Pite var, pite var. O yüzden bunlar tamamen şahsi. Bunu da keseceğim. De teyimlerim diye kesmiyorum. Onu teyimlerim diye kesmiyorum abi. O dursun şimdilik. Onun ben icabına bakacağım sonra. Burada bir sarı duro binecek. Onu alacağız. Ondan ne çıkacak onu da göstereyim size. Öyle kaydımızı sonlandıralım. Yani ben herhangi bir mod şey drop modu şey yapmadım. Eklemedim. Ne varsa tamamen Extinction Core'dan hediye olan moddan gelen şeyler var. Bu da uzun sürecek gibi. 20 dakika. Aslında ideal bir zaman zarfı. O yüzden uzatmayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. 234 level oldu. Gayet iyi, fena değil. Bölüm olarak bir temini yaptık. Özelliklerinden bahsettim. Bir de Trodon'un alfası var. Sineğin de alfası var. Püh, acayip bir şey yani. Hadi bakalım. Sonumuz hayra çıka. Şu adamlarda gördünüz zaten. Nedir onlar? Tribesman mı diyordu? Tribe Man mi? O tarzda bir isimli olan kabileler var. Kabile şefleri de dahil. Extinction Core oynadık bir dönem. Kabile şefleri falan var. Hayvanlar sürekli geliyor. Adamları ya öldüreceksiniz ya teyimleyeceksiniz. Ben orada teyimledim de şu tırnaklı gelince ortalık biraz karıştı. İşin aslı. Ona da yapacak bir şey yok. Artık tırnaklı bizi mahvetti. Rengine bak ya. Şu renge gel abi. Güzel. Ama kışlıkta çok daha güzel renkleri var. Kışlığa gidip bir tane yatırabiliriz. Makro olayını biliyorsunuz zaten. Yani pek de söylenecek bir şey yok. Kumaş elbiselerimi kırdılar. Aynı herifler. Bu alfalara falan da göz atacağız. Yavaş yavaş ama yani. Bana kalsa bu modu ortalama 10'ar dakikadan 15 dakikadan teyimlerini yapıp çok rahat bir şekilde 2-3 güne bu modu bitirebilirim. Ama zaman içinde biraz keyif alalım, eğlenelim ve bilgilendirme amaçlı olsun. Yani tamamen siz de keyif alın, ben de keyif alayım oynarken. Tamamen biz atalım, hani millet ya atalım videoyu izlesinler gibi bir düşünce değil de bilgilendirelim arkadaşlara. Yani herkes bakan adam bir şeyler alsın. Yani bu bir ağaçsa bu ağaçtan herkes meyvesini alsın. Tecrübesini kazansın, keyfini çıkartsın, eğlencesini alsın yani. Benim amacım o şu an için. Yoksa 2 ya da 3 gün fazla sürmez. Hu. Ya ben saman base yapacaktım. Saman base yaptım. Neden bilemiyorum. Saman base yapacaktım abicim ben. Sürekli droplardan böyle acayip acayip şeyler çıkıyor. Böyle de olunca ben yapamıyorum. Saman base mi, saman base hikaye abi, hepsi gitti ya. Baksana. Şunu yiyelim. At gitsin, at gitsin, at gitsin. Ağırlığım güzel benim normal olarak. O yüzden şuraya gittim, tepeye çıktım. Kayıttan sonra bir 10 dakika kadar, bakın hiç taşı, hiç metal yok. Kazmayla vuruyorum abi, 1000 hasarım var, tek atıyorum. 2 en fazla metale. Burayı komple topladım, şu an benim base'e bayağı bir metal eriyor. O beyler uçmuyor değil mi, bu uçmuyordur yani. Sakın o piteyi öldürme. Allah canımı alsın, seni var ya parçalarım. Tamam. Ölmedi. Evet, o zaman devam ediyoruz. Şu monsterlar hakkında pek bir bilgim yok. Ufak bir araştırma yapacağım monsterlarla ilgili. Kayıt da uzun uzadıya gidiyor, 23 dakika. 2 dakika daha bana müsaade ediniz bana arkadaşlar. Monsterlar hakkında küçük bir hemen bir araştırma yapacağım. Birkaç yere bakacağım. Bu beni kovaladı. Şu ara şu metal toplarken bu hayvan eti yemiş, beni kovaladı. Eski kanalda birkaç tane YouTuber'la başımız dertte olmuştu, bir kanalda kestik patlattık arkadaşı. Sonra gelip 10 yaşındaki kitlesi bayağı ağır konuşup küfredince falan o kanalla ilgimizi kestik. Dedik ki sıfırdan başlayalım. Bir de görüntü kayması ve ses kayması var zaten o kanalda, biliyorsunuz.
O kanalda ben bu monsterun birçok hayvanını teyimledim. Şu aşağıdaki de dahil. Yer kurdu diyorlar. Diyoruz biz ona. Ama heyecanı kaçıyor değil mi? Boş verin. Tamam. Onlara da bakacağız. Bütün modu avucumuzun içi gibi bilene kadar her şeyini yapacağız. Benim şu an tek ihtiyacım olan pideydi. O da olduk. Bundan sonrası hiç sıkıntı değil. Şu arkadaşlardan bir teyimleyebiliriz. Bundan ilk kayıtta gördüğümüz yerde hala duruyor. Ya bilmiyorum nasıl yapalım. Acaba monsterları mı ilk teyimleyip şey yapsak? Nedir onun adı? Yürüsek yoksa bildiğimiz modla hayvanlar kendi ihtiyacımız olan hayvanları teminleyip de mi onlara geçsek? Şu an pek emin olamadım yani bilmiyorum. Yoksa şu arkadaş bizim base'in önünde gayet güzel durur. Base'in içine vahşi bir hayvan gelse, içine değil ya yani, kenarına gelse bütün hayvanları kesecek ben olmasam evde. Ona rağmen biz hala team yapıyoruz. Base yapmamız lazım. Konu base. Ama rahat duramıyorum ben. Yani. Evet, neyse abi konu uzadıkça uzuyor. Bakın burada bayağı bir işimiz var. Şu arkadaş altımızdaki şu ve şurada bir arkadaş var. Şu an muhtemelen yerin altında. Çıkarayım mı sizin için? Tabi yerini bulmak lazım. Yerini bilmemiz lazım. Neyse uzun uzadıya gidiyor. Ne haber? Ne haber? Bu yavrular çok güzel ya. O taraftır. Abi mod güzel. Hiç dert değil, sıkıntı değil. Salın gitsin. Bölümler akıcı gelecek, hiç sıkıntı değil. Ben müsait oldukça böyle kısa kısa videolar atacağım, teyimleyeceğim. Her teyimlediğimden bahsedeceğim. Eğlenceli dakikalar geçirebileceğimizi umut ediyorum. Sizin de bilmediğiniz hayvan veya kullanmadığınız dinozor varsa özelliklerinden falan da bahsedeceğim. Ama Pite bizim için özel bir dinozor. Yani onu biz kendi statlarımıza göre yapmıyoruz. Yani onu söylemiyorum. Çünkü ben tamamen kendi statlarıma göre. Size verdiğim ipuçları belli zaten. Kim nasıl rahat oynayabiliyorsa bu kuşta onu o şekilde yapacak abi. Can, hız, işte hasar vesaire. Bu tamamen size kalmış. Onu da bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok açıkçası. Yani konu buydu ve bizim pidemiz şu an havunlardan büyük. Bakayım. Vallahi parası oradan büyük. Evet, neyse. Evet arkadaşlar, Prestigious Ptera teyimi bu şekilde bitmiş oldu. Level statları 120 idi. Kaça kadar çıkacak bilmiyorum. Şu an sanırım biz şey kullanıyoruz. Difficult 8 diye hatırlıyorum. Sadece tame yapıp böyle ufak tefek keyfi şeyler çekeceğiz. Bilgilendirme çekeceğiz. Base videoları düşünmüyorum. Henüz daha çeker miyiz bilmiyorum ama tamamen modla alakalı bütün tame hayvanların hepsini çekmeyi düşünüyorum. İşin açıkçası. Zaten görüyorsunuz droplar falan bize bunun için gayet elverişli. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Çıkan şeyler falan da tatmin edici. Yani hiç boş göndermiyor. Gördüğünüz gibi. Saman base yapacağız demiştik. Taşla çevirmeye başladık bile yani. Allah affetsin benim saman base gitti ya. Yine bak taş oldu. Neyse. Evet arkadaşlar, hanımlar, beyler, gençler, genç kalanlar ve kendini benim gibi ihtiyar hisseden herkese buradan selamlar olsun. Sanırım bu üçüncü bölüm. Bir sonraki kayıtta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.